İnegöl'de koronavirüsü ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına mikro kırıcı solüsyonlar yerleştirildi. 116 aracın tamamına monte edilen aparatlar sayesinde kişisel hijyenin maksimum seviyesine tutulması amaçlanıyor. Öncelikle İnegöl Halk Hava Turizmi ve Başkanlığı'na ve İnegöl Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu düzen çok güzel olmuş ve devamını isteriz. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban şunu söyledi. Halk otobüsleri aracılığıyla yaklaşık günlük 40 bin civarında insan taşıyoruz. Ortalamada. Ortalamada yani günlük ortalaması 40-45 bin. Tabii şu anda iniş binişler bir miktar azaldı. Doğru. Vatandaşımız çünkü olabildiğince evinde kalsın istiyoruz. Ancak bu süreçte de ihtiyaç olması halinde, araçlara binilmesi halinde vatandaşımızın ellerini her an dezenfekte edebilmesi için mikro kırıcı solüsyonları araçların içerisine de yerleştirerek 116 aracımızın tamamının içerisinde aparatlarını taktık. Malzemelerini de içerisine yerleştirdik. Bunların kontrollerini de şoför arkadaşlarımız yapacaklar. Bittikçe sıvıları zaten yanlarında var. Aynı el dezenfektanlarını bile malzemenin içine yerleştirebilecekler. Amacımız burada olabildiğince kişisel hijyeni maksimum seviyede tutarak yine vatandaşlarımızın da maksimum seviyede korunarak bir başkasına da eğer gerçekten gribi ve nezlesi varsa taşımamasının önüne geçerek bu süreci en sağlıklı şekilde, en sağlıklı şekilde götürmek ve tamamlamak istiyoruz. Lütfen herkesin olabildiğince bu sürece dikkat etmesini istiyoruz. Olabildiğince evden çıkmamalarını istiyoruz. Özellikle 65 yaş üstündeki büyüklerimizin evlerinde gayret ederek kalmalarını istiyoruz. İnulaş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bayram ise işlerinde %70 düşüş olduğunu ama el birliğiyle bugünleri de atlatacaklarını ifade etti. Biz de İnulaş Yönetim Kurulu olarak takdir edersiniz ki ülkemiz çok kötü bir süreçten geçiyor. Dünya çok kötü bir süreçten geçiyor. Bir an önce bu süreci atlatmamız için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Şu an için toplu taşıma yükünde çok büyük bir azalma var. Fakat yakın bir süre zarfında bu işler bertaraf olur.